Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında bomba gibi güzel bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün gerçekten uzun süredir yapmak istediğim bir video vardı. Sizlerden de buna benzer videoları çekmemi çok söyleyenler oldu. Aslında abi oyun kurucular için öneri, abi işte pivotlar için öneri, forvetler için öneri çok ayrı ayrı gelse de ben dedim ki bunların hepsini bir videoda toplayayım ve her basketbol oynayan için, basketbola başlamak isteyen için güzel bir öneri videosu olmuş olsun. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Lütfen arkadaşlar like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bu ayakkabılardan herhangi birine sahip olabilirsiniz. Eğer öyleyse yorumlarda aşağıda belirtin fikirlerinizi. Teşekkür ediyorum şimdiden ve hemen başlayalım istiyorum. Arkadaşlar 3 kategoride 3'er ayakkabı önereceğim. Yani toplamda 9 ayakkabı sizlere önermiş olacağım. İlk başta oyun kurucular için, daha sonra forvetler için ve en son ise pivotlar için şu anda piyasada bulabileceğiniz modellerden bahsetmek istiyorum. Hemen oyun kurucular için olanlardan başlayalım. Bu arada bahsedeceğim bütün ayakkabıların detaylı performans incelemeleri, uzun süre giyip sonrasında çektiğim, puanladığım güzel videolar mevcut. Mutlaka eğer bu ayakkabılardan birini almak istiyorsanız o videolara göz atın derim. Ve şimdi oyun kurucularla başlayalım. Oyun kurucular için ilk tavsiyem arkadaşlar Kyrie Love 5 olacak. Hatırlarsanız geçenlerde incelediğimde oldukça beğendiğimi söylemiştim. Ve piyasadaki diğer ayakkabılara nazaran daha iyi kitlenmeye sahip, daha güçlü hissettiren ve sağlam bir Kyrie ayakkabısı olduğunu söylemiştim. Haberleri takip ediyorsanız artık Kyrie'nin devam etmeyeceği yönünde açıklamalar yapıldı Nike tarafından. Umuyorum ki bunlar değiştirilir çünkü zaman zaman böyle açıklamaların tersi de olabiliyor. İşte tamam yani vazgeçtik, şöyle oldu böyle oldu gibi. Umuyorum ki Kyrie serisi devam eder çünkü en heyecanlı olduğum ayakkabılardan bir tanesiydi. Kyrie Low 5 de yine karakteristik Kyrie ayakkabısı gibi çok iyi taban tutuşu, iyi kitlenme, hafif yastıklamayla, güzel şık bir görüntüyle sizlere sahada yardımcı olacak. Özellikle oyun kurucu arkadaşlarıma tavsiyelerimin başında geliyor. 1300 liralara olan rengi vardı Nike'da bir süre boyunca. Siyah kırmızılı rengi. Ama onun dışında 2000-2100-2200'lere gidiyor. Açıkçası fiyatları takip etmek oldukça zor. Çünkü sürekli olarak değiştiği için ben aldığım fiyatı söyleyebilirim ve güncel fiyatlara bakabilirsiniz. Güvenilir sitelerden işte Nike.com biliyorsunuz. En sık tercih etmiş olduğum sitelerin başında geliyor. Onun dışında kargo açımı yaptığım oynatma listesine bakabilirsiniz. Aşağıda linkler veriyorum. Nereden aldığımı söylüyorum. İkinci olarak Why Not 0.5'i söyleyebilirim. Hemen şöyle arkamda görüyorsunuz arkadaşlar. Bir rengini diğer rengi de kutulardan birinde olsa gerek. Nerede şu an için emin değilim. Bedavaya aldığım ayakkabılardan bir tanesiydi. Neredeyse %50 indirim vardı. Hatırlarsanız onda kargo açımını yapmıştık. Why Not 0.5 ise arkadaşlar karakteristik bir PG'dense biraz daha rahatlık isteyen, daha fazla yastıklama isteyen, hafiflik isteyen arkadaşlara yönelik olacak. Yine eksileri var, artıları var. Detaylı performans incelemesinde zaten çokça bahsediyorum. Burada biraz daha yüzeysel geçmiş olacağım. Daha yastıklaması fazla ve rahat bir ayakkabı. Tabii ki Kyrie'deki gibi bir kitlenmeye, sıkı sıkı taş gibi hissetme durumu olmayabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu önerilerimi de biraz çeşitlendirmek istedim. Açıkçası bu yüzden de Why Not koyuyorum. Yine PG'ler de rahatça giyebilir. Daha tek yönlü Westbrook gibi şu sıralar çok kötü oynasa da oyun stili olarak bahsediyorum. Yüklenmeyi seven arkadaşlarım için yine iyi bir tercih olacaktır. Ve üçüncü tavsiyem olarak da Zion 2'yi söyleyebilirim arkadaşlar. Zion Williamson'ın imzalı ikinci ayakkabısı. Aslında aranızdan diyenler olabilir. Abi ya hani bu guardlara fazla büyük veya ağır gelmez mi? Veya center'lara daha uygun olmaz mı? Aslında zaten 1 numaradan 5 numaraya herkes giyebilir ama bence arkadaşlar Zion 2'nin kuvveti, gücü, sağlamlığı, bir oyun kurucunun ihtiyacı olan her şeyi barındırıyor. Yere yakın hissettirmesi, çok yastıklama olmayışı Zion 1'deki gibi. Birçok yönüyle bence güçlü bir PG ayakkabısı yapmış. Sizler de alıp kullanabilirsiniz. Ama bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu incelemesinde de bahsetmiştim. Özellikle numara konusu mutlaka bir mağazaya gidip deneyin. Ayrıca süper renkleri de çıkmaya başlamış. İnternette baktığım zaman çok güzel gözüküyor. Fakat fiyatlar da her renginde 200-300 lira koyuyor. En son 2800 lira, 2900 lira falan gördüm. Yani nereye gidiyor? Ne yapıyoruz? İnanın ben de bilmiyorum. Ama Zion 2 de sizlere yardımcı olacak iyi bir guard ayakkabısı olacaktır. Aslında bir dipnot olarak da birkaç ucuz ayakkabıdan bahsedebilirim. Nike Precision çok incelediğim ayakkabılar değil ama guardların yine kullanabileceği 1300-1400 lira seviyesinde çok çok uygun bir ayakkabı şu anki piyasada. Bu videoyu da ucuz orta pahalı şeklinde biçimlendirmek istiyordum. Fakat maalesef ki öyle ucuz orta pahalı yapabileceğim bir durum yok. Ucuz dediğim 2000 lira oluyor. Orta dediğim 2400, pahalı dediğim 2900 oluyor. Veya 3600-3500 lira falan çıkanlar da var. Makası çok açmak mümkün olmuyor. Ve şimdi forvetler için olanına geçelim arkadaşlar.
Forvetlerde de yine kağıdıma bakayım. Farklı farklı ayakkabılar önermeye çalıştım. Forvetlerden kastım da 3 ve 4 oynayan daha uzun, geniş, kaslı, işte zaman zaman smaç basabilen, bir PG özelliğini taşıdığı gibi bir center özelliğini de taşıyabilen ve ayakkabılarda aşağı yukarı her şeyin olmasını isteyen arkadaşlarım. İyi bir yastıklama, iyi bir taman tuşu, iyi bir kitlenme, rahatlık. Forvetlere uygun her ayakkabı bence herkese uygun olabilir diye düşünüyorum. İlk tavsiyem ise arkadaşlar Nike Zoom Freak 4 olacak. Benim Freak serisinde en beğendiğim ayakkabı oldu. Hem yastıklama olarak hem rahatlık olarak, görüntüsüyle, renkleriyle bence çok güzel ki güzel güzel renkleri de tekrar piyasaya sürmeye devam ediyor. İncelediğimde en memnun kaldığım ayakkabılardan biriydi. Sizlere güzel bir yastıklama sunuyor. Hissedilebilir bir yastıklama sunuyor. Bence önemli olan nokta bu. Çünkü birçok ayakkabıda şöyle yastıklama var, böyle yastıklama var diye lanse edilmesine rağmen bunu hissedemeyebiliyorsunuz. Ayrıca oldukça hafif. Belki kitlenme ve sizlere çok sağlam hissettirme noktasında yetersiz kalabilir ama daha bileksiz seven arkadaşlarım için bence bu ideal olacaktır. Özellikle indirime girme olasılığının yüksek olduğunu düşündüğüm ayakkabılardan bir tanesi. Bence bu ayakkabıyı takipte kalın. Ya indirme haberlerini biz nasıl alacağız derseniz de zaten ben bunları sizlere yapıyorum. Videolar bazen geç gelebiliyor ama beni mutlaka Instagram'dan takip edin. Eğer Instagram'dan takip ederseniz zaten sürekli olarak orada paylaşımlar yapıyorum. Hayal kırıklığına uğramazsınız diyorum Instagram için. Ve 2 numaraya geçiyorum arkadaşlar. Bu sefer farklı bir markaya yer vermek istedim. Puma, Rise, Nitro yine tavsiyelerimden bir tanesi olacak. Benim baya baya beğendiğim ayakkabılardan fakat tabii ki Free'ye oranla biraz daha ağır. Yastıklaması biraz daha zor hissedilir. Fakat NBA'de de birçok oyuncu bunu giyiyor. Ve gerçekten keyifli, güzel bir ayakkabı. Tabii fiyatı 2700 TL oldukça yüksek. Ama umuyorum ki bu da indirime girecek. İndirime girdiği gibi sizlere hemen yağdıracağım arkadaşlar bildirimleri. O yüzden Instagram'dan da takip etmeniz bence şart. 2700 yerine işte 1500-1400 oluyor olsa ben kesinlikle hani birden çok farklı numara alın. Kuzeninize, arkadaşınıza, kardeşinize hediye edin derdim. Görüntü olarak da çok güzel. Bana da çok yakıştığını düşünüyorum. Sizler ne düşünürsünüz? Yorumlarda yine onu da belirtirseniz sevinirim. Birçok noktada iyi işler yaptı. Tabii eksileri var, artıları var. Ama ben kalite olarak, görüntü olarak koleksiyonda bir tane bulunsa çok güzel olur. Ve forvet arkadaşlarıma da yardımcı olur. Diğer bir ayakkabıya bakalım. O da bence bu senenin yine şahı padişahı diyeceğim ve belki de birçoğunuzda olan ayakkabı Air Jordan 36 tavsiyelerim arasında. Tabii şimdi Air Jordan 37 çıktı. Onu da aynı şekilde alabilirsiniz. Problem olacağını düşünmüyorum. 3 aşağı 5 yukarı benzer teknolojiler olduğu için. Yine Air Jordan 37'yi de bu tavsiyelerimin arasına koyabiliriz. Tabii ki baya baya pahalı. 3700-3800'ler gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yeni renkleri daha pahalı geliyor. O yüzden Air Jordan 36'yı indirimden bulma şansımız hala devam ediyor. Low modeli var. High modeli var. Her ikisini de alabilirsiniz. Performans olarak farkı olmayacak. Ama aradığınız her şeyi de burada bulabilirsiniz. Yastıklaması, taban tutuşu, iyi kitlenmesi, rahatlığı, ferahlığı, nefes alabilirliği, her şey çok çok güzel. Uzun yıllardır Jordan serisi dominasyonu bence basketbol ayakkabılarında devam ediyor. Burada yine bir bonus öneri yapmak istiyorum arkadaşlar. Aslında ucuz orta pahalı diye de ayırabilirmişim şu anda. Mesela Freak 2200, 2300, 2400'lere kadar çıktı fiyatı. Jordan 37 3800 ucuz olarak vereceğim öneri ise 1800'lerde. Doğru, ucuz orta pahalı olarak da çevirebilirmişiz. Harden Step Back 2'yi tavsiye edebilirim arkadaşlar forvetler için. Yine guardlar da aynı şekilde tercih edebilir. Harden Step Back 1'i incelemiştim. 3 aşağı 5 yukarı aynı yapı, aynı teknoloji. Yine bunu da severek kullanabilirsiniz. Özellikle önümüzde 11-11 gibi veya işte Black Friday gibi veya Cyber Monday gibi indirim zamanları var. Türkiye'de de artık bu zamanlarda ekstra indirimler oluyor. Günlük fırsatlar, Adidas'ta 50 saat için %50 indirim gibi. Bunları takip ederek bunu belki çok daha uyguna mal edebilirsiniz. Ve son olarak pivotlara geçiyorum arkadaşlar. Daha ağır, daha cüsseli ve genel itibariyle yastıklama, kitlenmeyi önemseyen arkadaşlarım için ilk tavsiyem LeBron 19 veya 20 de olabilir yine aynı Jordan'da söylediğim gibi. 20'yi almak pek mümkün olmayabilir ama LeBron 19'u bakın şurada gördüğünüz modeli baya baya indirimden almıştım. Ağır, belki kütleli, cüsseli ama bence inanılmaz bir yastıklama. Sizlere çok sağlam hissettiren bir taban yapısıyla aradığınızı bulabileceğinizi düşünüyorum. Oldukça kuvvetli materyallerle birlikte iyi de bir kitlenme sağlayacak sizlere. Rahat ediyorsanız kaçırmayın derim. Bir diğer önerim ise arkadaşlar PG 6 olacak. Nike PG 6 biraz daha burada hani hafif seven, daha yere yakın seven, karakteristik bir center ayakkabısının dışına çıkmak isteyen, center oynayan arkadaşlarım için. Bunun en güzel örneği Alperen Şengün. Oldukça rahat, oldukça keyifli, güzel bir ayakkabı. Benim de çok sevdiğim ayakkabılardan bir tanesi. İncelemesine bakmayı unutmayın. Bu arada PG6 iyi bir forvet ayakkabısı da, hatta guard ayakkabısı da olabilir.
yine bu herkes için ideal, güzel bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Özellikle görüntüsü, hele hele farklı pembeli, morlu, işte böyle karmaşık renkleri aşırı aşırı güzel. Yine indirim gelirse bir renk daha almayı düşünüyorum. Bunu da sizlerle paylaşırım zaten. Ve son olarak da arkadaşlar, yine farklı bir markaya yer vermek istedim. Adidas Harden Ball 6 olacak. Adidas da bu listede ilk ayakkabısı. Evet, ilk ayakkabı. Yok, Harden Step Back'le birlikte yine Harden Ball 6. Harden serisinin kötü gidişatına bir dur diyen ayakkabı bu oldu arkadaşlar. İncelemesini izlediyseniz taş gibi, sert, güçlü, yine tatlı bir yastıklamaya sahip güzel bir ayakkabı. Bence mutlaka buna da şans verin. Çok fazla tercih edilmediğini görüyorum. Adidas biraz daha, bilmiyorum, reklam mı yapmıyor veya yeteri kadar ses çıkartmıyor. Biraz indirim de yapmıyor. Ondan da olabilir. Ama arkadaşlar bence Vol 6 oldukça güzel ve keyifli bir ayakkabı. Yine çok güzel renkleri var. 2.400-2.5 civarlarında yanlış hatırlamıyorsam. Yine ben 50 saat için %50 indirim bekliyorum. Bir tane de bundan alabilirim. Bence pivot arkadaşlarım da bunu giyebilirler. Hani PG6 ile LeBron'un birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Çok sert, kuvvetli, sağlam, o kadar ağır olmayan, PG kadar yere yakın olmayan ikisinin birleşimi güzel bir öneri oldu. Önerilerimi de dediğim gibi farklı farklı tercih edecek arkadaşlarım için, farklı farklı istekleri olan ama o pozisyonda oynayan arkadaşlarım için sunmaya çalıştım. Burada yine bir bonus öneri yapmak için ne yapabilirim diye düşündüm. Arkadaşlar ucuz pek yok ama şu olabilir belki, LeBron Witness olabilir. En yenisi Nike'da 2200'lere, 2100'lere falan gidiyordu. Yani çok çok pahalı. Ben biraz bu bonus önerilerimi ucuz yapmak istediğim için hani burada elim ayağım biraz tutuldu. Daha indirimli, uygun ne söyleyebilirim dedim. İnanın çok fazla tercih yok. Yani en uygun tercihler 2100'lere, 2200'lere çıkmış durumda. Ama yine bonus öneri olarak LeBron Witness'da tercih edilebilir. Ama onun yerine bence hani PG veya Harden çok daha mantıklı bir tercih olacaktır. Ama hepsinde 4'er tane yapmış olduk. Burada da 4. önerim olmuş olsun ve totalde 12 ayakkabıdan bahsetmiş olarak videodan çıkış yapayım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli, hoşunuza giden güzel bir bilgilendirici video olmuştur. Tek tek ayakkabıları incelesek de böyle toplu videolarda sizler tarafından çok seviliyor. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dayısı bugünlük.